Selam YouTube, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bambaşka bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Choice of Life Middle Age. Kısacası efendim, orta çağda geçen krallığımız için seçimler yapabileceğimiz bir kart tabanlı oyundur efendim. Huzurlarınızda oynayalım bakalım oyun nasılmış efendim. Umarım sesleri iyi ayarlamışımdır. Huzurlarınızda Middle Age. Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta yaşlı. Aa dur, şurada ayarlar var ama sağ üstü alsam nasıl olur? Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta yaşlı bir köylü kadın tarlada çalışıyormuş. Sembollerle süslenmiş bir şişe bulana kadar toprağı kazmış. Hikaye bazlı. Bu arada onu da söylememde fayda var. Aynı zamanda bir kart oyunu demiştim sana. Bu arada videoyu geçmeden önce, tam devamını hikayeyi dinlemeden önce like ve yorum atmayı unutmasını sevinirim. Bunlar benim için önemli. Motive olurum efendim. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Şişe güzelliği onu büyülemiş. Köylü kadın ona hayranlıkla bakıp ellerinde çevirip okşarken yanlışlıkla şişeyi kırmış. Çok geçmedense sen doğdun. Orta çağda köylü bir ailede doğdum. 11 kardeşim var. Dikkat çekmek için ne yapacaksın? Beşiğinde ağla. Ağlamak bizim harcımız değil arkadaşlar. Ses çıkarmadan yat. Şş. Cool boy. Öyle herkes yatıyorsun ki annen seni fark etmeyerek üzerine saman atıyor. Anne, üzerime niye saman attın ya? Oğlum bir kalbim gitti bile şimdiden. Bu yılki hasat kötüydü. Çocuklara kalan yemek çok az. Abi kardeşimle niye ekmek kavgasına gireyim beyler? Bana düşen öğünü yerim. Kanka öyleyse o zaman seçmeyelim ya. Büyüyemiyorum da. Oğlum bu oyun beni etik ahlakımdan dışarı her şeyden kopturacak gibi. Gece vakti dışarıda gelen hışırtılara uyanıyoruz. Birden kırış buruş bir el uzanıp yatağa dokunmaya başlıyor. Eğer. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saklanıyorum ya. Bir el kardeşini yakalayıp pencerenin ardından iz bırakmadan kaçıyor. Oğlum 10 kardeşlik kaldı -1. 19 kaldık. Biraz büyüdüm ve ailen seni tarlada diğer çocuklara çalışmaya gönderdi. Tembellik et. Biraz kestirsek hiç fena olmaz biliyorsunuz. Ama çalışmak için geldik. Öylesine özveriyle çalışıyorsun ki saban kırılıyor. Baban öfkeden kudurup seni bayıltana kadar dövüyor. Ses. Kanlı canlı biri. Kaç yıldır ilk kez. Neredeyim ben ya? Araftayız. Cennet ve cehennem arasında bir yerler. Bana yardım edersen seni hayata döndürebilirim. Yardım mı? Ben de yaşamak istiyorum. Ama bedenim olmadan geri dönemem. Vücudum kralın hazinesinde. Hayata geri döndüğünde onu bulmama yardım et. Deal. Hazineyi bulacağız. Bu da beni canlandırmış olacak. Ruh seni ışığa doğru yönlendiriyor. Geri geldim. Selamünaleyküm beyler. Bilinmeyen var ha sağda. Neyse görüyorsunuz zaten. Çok da bir şey yok. Kalkan. Ama bunlar tıklanıyor sanki. Aaa! Köyde miyim ben şimdi? Ayarlar sana ayarlar. Bu ne? Bilinmeyen ünvanlar. Beyler hiç ünvanım yok ha. Zırlayan. Neyse. Orta çağda köylü bir ailede doğdun. Hayatta kaldığı için şanssızsın. Peki ne kadar sürecek? Ne de olsa bir kardeşim var. Aha tek kardeşe düştük. Emekle. Sobanın arkasına gidip boruya dokunuyorsun. Elinde artık yan yatmış 8 şekli bir yanık lekesi var. Evde emekleyip her şeyi ısırmak istiyorsun ama insanlar sana aldırmıyor ve adımlara dikkat etmiyor. Birader, yol almaya devam et. Pes etmek yok. Kazanılan beceri, savuşturma becerisi. Aha, doğucu mekaniği geldi. Ayaklardan ve düşen nesnelerden ustaca kaçıyorsun. Dedikleri gibi, hızlı ayaklar hayatta başarının anahtarıdır. Geleceğin hakkında düşünüyorsun. Bir şeyler öğrenme vakti.
Beyler yürümeyi öğrenip defolup gidelim mi lan buradan? Ama konuşma çok mu erken yürümeyi öğrenmek için? Burada bir şey mi var? Çok kararsızım. Abi ben yürümeyi öğreniyorum ya. Yürümeyi çok severim. Tebrikler, artık seni öldürebilecek daha çok. Evin etrafında dolanırken başıboş bir köpekle karşılaşıyorsun. Hareket etme. Oğlum o kadar ayaklarım var lan. Yaklaş. Yaklaştığında bunun emekleyen kirli ve pasaklı bir çocuk olduğunu fark ediyorsun. Artık bir arkadaşım. Berkay'ım hoş geldin. Arkadaşınla birlikte doğaçlama bir şövalye turnuvası hazırlıyorsun. Hangisini seçersin? Beyler okyay seçerim. Okyayı ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Yapıştır. Arkadaşını gözden vurarak iyi bir nişancı olduğunu kanıtlıyorsun. Fakat artık Berkay Tepegöz. Artık bir arkadaşın yok. Yaşasın arkadaş. Aynen Asım bak. Baban seni yakalıyor ve tarlaya çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağı süremeyecek kadar tembelsin. Atın kuyruğunu çekerim. At çeker gider. Yani çalışır. Sanki makine. Anladınız ama. Oğlum teperse beni. Yok yok vazgeçtim. Teper beni. Sabanı sür. Bütün gün saban sürdüm. Hayatım boyunca böyle çalışma fikri hiç hoşuna gitmiyor. Ne yapayım oğlum? Çiftliğe geldik işte. Tarlada çalışırken çalıların arasında saklanan bir delikanlıyla karşılaşıyorsun. Benim cinsiyetim ne bu arada? Ona göre de. Yetişkinleri çağır. Kim olduğunu bul. Alınan eşya. İşaretli para. Baldırı çıplak bir genç sana işaretli bir para veriyor ve parayı kimseye vermemeni söylüyor mu? Baldırı çıplak. Allah'ım ne olur aklıma kötü şeyler gel. Uyuşuk ineklerin kontun tarlasına girdi. Bırak gitsin mi? Şey yapsın mı? Bizim inekleri başkasının tarlasına otlasın mı? Oğlum etik değil la. Geri sürmek için sopa salla. Buşke. Sıskısız. Yas yas. Ay fucking glay. İnekler gönülsüzce itaat edip geri dönüyor ama bu arada seni de izliyor. Neyse ki kontu rahatsız etmiyorsun. Ulan kont. Ulan kont. Kont. Babanı askere çağırdı. Kont kim oğlum? Bir de şu harita ne işime yarıyor ya? Başla diyor. Bu herhalde başlangıç. Ha geri dönebiliyoruz mu hikayede? Dur bakalım onu şimdi bozmayalım ya. Kont babanı askere çağırdı. Geri dönmesi yıllar sürecek. O olmadan ev bakımsızlıktan harap oluyor. Kiraya dönmenin bir yolu yok. Gözün aldığı yere kadar git. Derbeder kuşatmış köyden köyde, abi dolaşıp iş bulalım. Gözünüz gönlünü seveyim. Ben konuşamıyorum da. Emeklemeyi de hiçbir şey yapamıyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Muhteşem. Benim şanslığım. Mükemmel oyuncuyum ya. Ellerin ve ayakların çamurla kaplı. Nehirde yıkanmaya karar veriyorsun. Oğlum tamamen yüz lan. İnşallah yüzme biliyorumdur. Yüz yüz. Serin abi kendine gel. Üzerine su yok. Hey dostum. Valhalla'da beni tekrar canlandırmazlar. Kendine gelmesin. Eski bir bano... Hana. Bana nasıl bir... Hana ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Hancı karanlıkta sorgulayan gözlerle sana bakıyor. Hey burada çalışabilir miyim evlat? Ya da yahni sipariş verecek kadar zenginsem. Bunu sorayım. Hancı seni çağırıyor. Bir görüşme yapıyorsunuz. Hancı mutfağın ara... Bu arada işi de bulduk. Üniversiteyi boş okumadım anne. Hancı mutfağın ortasındaki devasa kirli kazanı işaret ediyor. Kazanın temizlenmesi gerek. Su dök ve dua et. Oğlum duayla... Dur bir dakika ya. Kazanı özenle fırçala abi. İşimizi... Ortaca da hayatta kalmanın kolay olduğunu mu sandın? Birader. Tamam bir dakika bir dakika. Bir dakika. Abi mal olman lazım. İyi düşün. Oğlum bu mal olacaksan ben bu oyunu niye oynuyorum? Ben seçeyim. Adam o zaman iki tane seçenek sunmuş zaten. Kendi seni seçtiriyor lan bu yapımcı. Hıyara bak. Abi emekle.
Emekli abi. Yürümeyi öğren. Aynı şeyleri yapıyorum bu arada. Ok yay. Arkadaşımın gözünden vurdum ve artık bir arkadaşım yok. Evet farkındayım. Kim olduğunu bul, bana bir para verecek. Geri sürmek için sopamı salladım ama kontu rahatsız etmiyorum en azından. Köye ulaştım ve bir han buldum. Aha değişti lan beyler. Ailen aşağı vergisini ödeyemiyor. Borcu ödemek için çalışman gerek. Gidip kilisenin köpeği olamam ben. Ben değirmenine gerekirse un, gerekirse kendimi döverim, değirmene girerim. Görüşürüz. Bunu Ortodokslar beğenmeyecek. Pardon, Katolikler. İstiyor ama borcunu ödüyorsun. İyi abi. Kilisenin köpeği olamam. Köpek ol abi, iyi para alıyorlar mı? Beyler şimdi mi söylüyorsunuz? Eski bir hanı ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Hancı karanlıkta sorgulayan gözlerle sana bakıyor. Hancı, bana bir iş. Geldik mi oraya? Su dök ve dua et. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur bu kazan... Kazan hala kirli görünüyor. Beyler kazanı kazı var. Kazı kazan yap var. Başka bir iş iste. Sanki bu iş bana göre değil ya. Ne diyorsunuz chat? Bu iş sanki bana göre değil. Bak ben bunu seçiyorum yine gideceğiz. Kazıma bence de kazmayalım. Bence başka bir iş isterim. Abi beni bir kasaya mı geçirsen ya? Duayla hallolmuyorsa şeytan iştir. Geç. Ben de katılıyorum bu arada. Hancı'nın yanına girdi. Hancı. Aynı senden ne kadar yiyecek alınırsa herkese yetecek. Yeteceğini ve arta kalıp bozan olmayacağını hesaplamanı istiyor. Neydi lan bu makinenin adı? Dekübüt müydü? Dekübüt. Oğlum yok lan o yatak yarısı demek. Bu neydi lan bu? Skorbit. Yok o da bir hastalık, C vitamini eksikliği. Bundan. Kazana geri dön. Beyler. Matematiğiniz ne kadar iyi görelim. Say. Lan bir de dayak yedik lan. Anne vallahi iş bulacağım ya. Üniversite okudum bu kadar. Bekle. Akşam olacak kendini nehir kıyısını buluyorsun. Taşların üzerinde kamburu çıkmış bir gölge görüyorsun. Muhafızlar. Oğlum ben kral değilim ki. Yaklaşalım bir konuşalım. Bilgecan de olabilir. Yaklaşınca boğuk kişiyi tanıyıp kaçmaya çalışıyorsun. Fakat sırtın pençe izleriyle doluyor. Abi biz aptalız dedim. Abi aklına sağ koltuğa koyup oynar mısın şu oyunu mu? Güçlü olacaksın, enayi olmayacaksın. Ulan tamam lan. Tamam. Gel. Aptal gibi oynayacağım oyunu. Emekledim. Bunları bu arada aynısını yapıyorum ha. O yere kadar girelim. Şimdi siz aptalı görün bakalım. Yaklaştım. Şey yaptım. Ok yay yaptım. Şıkkı şemalinden. Bu benim eksi mi veriyordu bu? Bu eksi mi veriyordu? Bu hatırlayan var mı? Şş. Hile yapacağım. Altın kuyruğu çekeceğim. Altın kuyruğu çektim. Aa! Baban seni yakıyor ve tarlaya çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağa sürmeyecek kadar tembelsin. Sessiz atın çiftesi pek oluyor. Vermiyor. Saban mı? Ya. Abi dur dur. Hikaye değişti. Bunu farklı zaman oynarız. Dur bekle bekle. Bir dakika. Hile vakti. Bir zamanlar tam köyde yaşadım. Sembol bir şişe buldum. Ses çıkarmadan yattım. Dur dur buraymış beyler. Emekledim. Bir tur daha emekledim. Yürümeyi öğrendim. Yaklaştım o bir köpek değil arkadaşım oldu. Arkadaşımın gözünden vurdum turnayı. Oldu sana Tepegöz. Sabanı sürdüm. Hayatım boyunca böyle çalışmak istemiyorum ama yapacak başka bir şey yok. Kim olduğunu buldum bana bir para verdi. Baldırı çıplak. Baldırı çıplak bir genç. Uyuşuk eklerin konu tarlasına girdi. En azından kontrol rahatsız etmeyelim ya. Aynı gidelim. Dur orada aynı gidelim. Köyde ulaştım. Hancı'ya kilisenin köpeği olduk mu? Olmadık.
Derimine gidip yardım ettim. İş soramı öğreniyorum. İşi de soruyorum. Bana diyor ki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir iş istedim. Bu iş olacak gibi değil. Elimi keseceğim yoksa diyor. Dur, yerini çaktırma. Bunu saymış mıydık ya beyler? Benim B12 eksikliği başladı. Bunu saydık mıydı? Saydık da sanırsam saydık. Allah be. Ama şeydi. Şövalyeyi piçti. Parlak zırhlı bir şövalye köyden geçiyor. Yürürken sağlam bir omuz atarak seni yere düşürüyor. Piç. Rezil edeyim mi bunu? Abi aptal gibi oynayacağım. Piç diyemem. Şövalyenin tozukları tutan kayış çekiyorsun ve tozlar yere düşüyor. Bütün köy şövalyenin tipine gülüyor. Çaresizsin, açsın ve paran yok. Abi ben hayatta dilenci olmam. Beyler o kadar da aptal olmayayım ya. Abi dilenmeyelim ya. Malsın abi. Teşekkür ederim Asım'cım. Abi dilenmeyelim beyler. Vallahi dilenci olmak istemiyorum ya. Hadi lan sizi dinliyorum. Kazanlı ünvan. Dilenci. Etrafı sadece fakir köylüler var. Kimse sana verecek salakası yok. Arın beyler ben dedim size ya. Bunun Twitch entegrasyonu var mı acaba? Kilise inşa etmek için çağrılıyorsun. Her türlü köpeği olduk değil mi? Ayağım kayacak. Aptal gibi oynamam lazım. Ama şimdi mantıklı olan demirciye yardım etmek ama aptal olup çatıya tırmanıp ayağım kayarsa düşerim. Yağmur yağmaya başlıyor. Oluşan çamur birikintisi basına kayıp düşüyorsun. Orta çağlarda iyi. Bir saniye baştan başlıyoruz. Bir dakika. Böyle olmaz beyler. Aptal olmak da bir işe yaramıyor. Beni bir dinler misin? Farklı bir kombinasyon deneyeceğim. Orta çağda köylü bir halde doğdum. Hayatta kaldığın için şanslısın. Peki bu ne kadar sürecek? Ne de olsa 11 kardeşim var. Yat abi. Evde emekli her şeyi ısırmak için ama insanlar sana aldırmıyor ve adımlarına dikkat etmiyor. Köşede oturdum. Cahil kalacağım ben. Geleceğin hakkında konuşuyorsun. Bir şeyler öğrenme vakti. Söktüm konuşmayı. Gecenin bir vakti uykundan konuşup batıl açtı ebeveynlerini korkutuyorsun. Oğlum beni şeytan içime öcü böcü girdi sanırım. Bak orta çağdayız ha. Babanın uykusunuz bir söyle söylediğini duyuyoruz. Söylenenleri tekrar edeyim mi? Şerefsiz Berkay, şerefsiz Berkay. Şerefsiz Berkay. Ay Allah. Duyduklarından sonra baban seni eşek sudan gelince yedik dövüyor. Biraz büyüyüp sokakta çocuklarla oynamaya başlıyorsun. Beyler saklambaç ya. Ebelemeyi oyna. O da ebelemi benim ama koşamıyorum ki ben. Saklambaç abi. Koşmayı seçmedik. Saklambaç oynadım. O kadar iyi saklandık ki seni kimse bulamadı. Birkaç gün sonra açlıktan ölmek üzere bulunuyorsun. Baban seni yakalıyor ve tarlaya çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağa sürmeyecek kadar tembelsin. Atın kuyruğunu çek. Bir köşede otursam iyi olacak. Bana kızmadan. Konuşmayı öğrendim. Kendi sözlerimi söyledim. Hala ne dediğini anlamadı ama yeteneğini fark ediyorlar. Oha güzel lan kalbim gitmedi beyler. Ebelemece gel bakalım. Oğlum iki türlü de eksi ya. Ya yapınca git ya. Oğlum adam neyse onu seçiyoruz ya. Her tür ebe oluyorsun. Çocukların canını çıkarmaya kararlı. Canını çıkarmaya kararlı. Boşamıyoruz ki. Al sabahını da sürdüm baba. Hoşuma da gitmiyor hayat. Yetişkinlerimi çağırayım da görün kimin olduğunu. Bana para verecekti ama ya. Dur. Kim olduğunu para veriyordu. Çıplak para. Bu parayla bir şeyler takaslayabilirim. Burada eksi bir yiyorum ama bırak gitsin yesin lan tarlayı. Kont götüm iyi oğlum. Kont ailene yüklü bir para kesiyor. Babanın 5 kuruşu kalmadı. Eve gidersen babam beni dövecek. Kont babanı askere çağırdı. Geri dönmesi yıllar sürecek. O olmadan ev bakımsızlıktan harap oluyor. Kiraya ödemenin bir yolu yok.
Gel lan. Bana doğru bakıyorsun. Ormanda yürürken yaralı bir köylü görüyorsun. Arkadaşlar iyi bir insan mı olalım yoksa aman mı desek? Geç gitti ya. Ne yapacaksın abi? Yardım ettik de ne oldu ya? Ya ben yardım ettim de ne oldu ya? Kilisenin çatısını yapacağım diye. İnsanlar dinini yaşasın diye beni ayağım bir yerime girdi götüme. Şimdi geç git ya. Soğukkanlılıkla yürüyorsun. Neyse ki. Şimdi eski bir hana ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Hancı kanlıkta sorgulayan gözlerle sana bakıyor. Beyler yemek yer miyiz ya? İş soralım ya. İş mi yemek mi? Hadi siz seçin. Zaten ne her türlü yapımcının dediğine geleceğiz gibi de. İş. İş tamam. İki kişi iş. Hancı seni çağırıyor. Bir görüşme yapıyorsunuz. Hancı mutfağın arasında devasa kirlilik kazanı işaret ediyor. Kazanın temizlenmesi gerek beyler. Su dök ve dua ediyoruz. Oğlum hala iki kalbim var lan. Beyler sanırsam iyi gidiyoruz ha bitireceğiz. Kazan hala kirli görünüyor. Başka bir iş istesem iyi olacak. Oğlum bu neydi lan beyler bu neydi bu neydi bu neydi ne olur ne olur ne olur ne olur. Hani sana daha kadar yiyecek alınırsa herkes eti. Sanırsam matematiğim yetmiyordu. Kazana. Şey bizi abi bozdu da. Bu görev seni aşıyor. Bu nedenle mutfağa geri gönderiliyorsun. Kazan hala kirli görünüyor ha. Abi kazımam. Başka bir iş isteyeyim. Chat ne diyorsunuz? Başka bir iş. Hancı ben dalga mı geçiyorsun birader? Tamam mecbur yapacağız. Eksi biri yiyeceğiz. Hangisinden eksi biri yiyelim? Her türlü bana yedirecek bir şeyler ya. Bu ne oğlum? Var ben de öyle. Her türlü eksi biri yiyeceğiz. Ne de yiyelim eksi biri? Say ya say tamam. Saydım. Eksi bir yiyecekti sana. Ben anlamadım. Demirci. Demirciyle beraber kırılmış bir aleti tamir ediyorsun. Kilise sana minnettar. 3-5 bir sikke verseniz olmaz mı ya? Çaresizsin. Açsın ve paran yok. Bok dilenirim. Köyde dolaşıyoruz değil mi? Köyde dolaşıyorduk değil mi? Beyler. Köyde dolaş. Para dilenirsek kimse para vermiyordu ama. Oğlum bitebilir ha. Dolaş. Karnım bütün köy adına gurulduyor. Belki acırlarla. Allah rızası için ya. Allah tuttuğunuz al. Parlak sırlı bir şövalye köyden geçiyor yürürken sağlam bir omuz atarak seni yere düşürüyor. Piç. Kayış. Adamın götünü bir cümle aleme göstereyim de sen gör. İşte hayatta kalma sertifikamın bir işe yarayacağını biliyordum. Yemişleri ye. Şaka yapıyorum bu arada. Bitki köklerini yesek daha mantıklı olmaz. Bu neyin bitki kökü ama o da var. Önce koluna sür. Kızarıklık var mı? Kaşınmazsa yenir. Bunu size bırakıyorum. Çünkü paket olabiliriz. O yüzden hiçbir sorumluluk almamak için size kakalamak istiyorum. İyi yapıyor muyum? Ben de bak bu kadar ünvanım var. Uçucuyum ha. Dilenci de var. Her türlü rolüm var. Kök ye bence. Asım sen de bir şey olmazsa bir tane daha at. Bir şey olmazsa ye. Dur. YouTube devam ediyor değil mi? Yemiş ya. Aha. Al işte buradan. Kökleri ye. 2-1 oldu. Kökleri yiyorum. Cenneti Valhalla'yı garantiliyoruz. Bu oğlum kökleri yemeye kadar acı olduğunu öğrendin. İshalden muzdaripsin. Nasıl yapmıştık beyler? Yemekle. Ed Stafford izlemediniz mi abi? Oğlum bunu aldım. Konuşmayı öğrendim. Kendi sözlerimi söyledim. Ailem benimle gurur duydu. Şükür ederim baba. Ebelemeci oynadım. Atın kuyruğunu sabanı sürdük. Kim olduğunu buldum. Oradan bir sikke kazandık. Bırak gitsin. Yesin ya. Götümü de yesin. Oh. Full. Burada ne yapıyorduk? Böyle hiç azalmaması lazım. Hadi. Ayyaş. Ayyaştık değil mi? Aha, köydeki panayara katılmaya karar veriyorsun. Her şeyi sakin kafayla incele. Dans et. Yavaşla. Titanik batarken benim sıfat beyler
Zaten 5 kuruşumuz yok. Dans ederken düşersin ya. Bana da öyle geliyor ya. Her şeyi bir sakin kafayla inceleyebiliriz ama. Bak çocuğun yardıma ihtiyacı var. Bunu çalalım mı bunu? Aha! İşte bu! Halk ozanı dinleyip soytarıya yürekten gülüyorsun. Bu iyiydi. Artı biri de aldık. Eski bir ana ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Hangi karanlıkta sorgulayan gözler sana bakıyor. İş sor. Su dök ve dua et. Başka bir iş iste. Her türlü eksi yiyecektik. Allah beni... hocam? Saydık. Ay Allah kahretsin ya. Tamamen yüzünce mi? Ne oluyordu tamamen yüzünce? Sülük yapışıyordu. Dur. Tamamen yüzünce sülük yapışıyordu. Hocam kral. Dizine kadar. Birazcık daha temizim. Hayata dilenmem. Köyde dolaşıyorduk. Aa, bunda yaklaştık diye paket servis olmuştuk. Muhafızları çağırıyorum. Seni lanet olası kambur çıkmış. Splinter Usta görünümlü. Büyük Baba Max. Muhafızlar. Muhafızlar beraber aynı yere dönüyorsun ama gölge kaybolmuş. Ha, şimdi beni herkes köyün delisi sanıyor ya. Aha geldik. Yemişleri yedim. Yes. Olgunlaşmış yaban mersini yiyoruz. İşte hayatta kalma sertifika. Ormanda dolaşırken bir çıkada takılıp tökezliyorsun. Toprağa kazdığında bir para kisesi buluyorsun. Beyler. Şş, güzel bir hatuna. Sanki. Ismarlamadık mı? Kara kızı da yiyelim. Babamın bütün sana şeyini harcadık herhalde. Kızdı ya. Hanım mı, kökün mü bir yerin tarlasına soktuk. Babamı yaptırım uyguladı. Bana sanki Bizans zamanı gibi. Neyse. Bireysel mi? Handa paranı alırlar. Zorla mı? Bak işte ya. Hana gidip yemek yeriz. Hana gidip yemeği yersek. Arkadaşlar aptal gibi davranmam gerekmiyor. Ben normalde aileme yardım ederim de boş ver. Bu oyun öyle oynanmıyor. Han o zaman ya. İçelim bu. Yes. Bulduğum parayı çarçur etmek için hana gidiyorsun. Ve. Piç. Parlak sırla bir. Oğlum yine aynı event. Oğlum piç dersem ağzıma sıçar ha. Kayış. Şövalyenin tozukları tutan kayış çekiyorsun ve tozuklar yere düşüyor. Bütün köy şövalyenin poposunu görüyor. Ses. Anlaşmamızı hatırlıyor musun? Hayır. Çık git. Yaşıyorum ben oğlum bu hayatı. 5 kalbim var. Git. Hayır. Hayır. Git ya. Of tamam ya. Şu andan şehre gitmen gerek. Oğlum bizim harbiden ben nereye girecektim lan? Be, bu adamla ne anlaşması yaptık? Kilisede miydi? Demircinin evine giriyorsun. Testi kaçırsan seni çırağı olarak kabul edecek. Abi ben teorikte de iyiyim, pratikte de iyi değilim. Hangisinde iyi olayım? Ben malım. Doğru. Pratikte elime bunu düşürürsem Tom ve Jerry'deki hale döneriz. Teoriyi seçiyorum. Teorik. Demir sana bir soru soruyor. Allah'ım ne olur. Demir ne zaman dövülür? Herhangi bir zaman. Tavında mı? Hayır, herhangi bir zaman dövülür. Ben aptalım beyler. Aslında hani aptal olacaktık oğlum. Tavında dövülür. Evet. Demirin erime noktası nedir? 1538.85 derece. Bunu bilmeyen yoktur. Yoldan geçen birilerine. Aha. Beyler, orta çağda termometre yalnız Google'lasana, searchlasana seri. Termometre daha keşfedilmedi mi? Hatırlamıyorum ki. Bilmiyorum o kadar. Bilgim yok genel kültürü. Ama 1538.985 derece çok cazip geldi ya. Henüz keşfedilmedi. 1700'ler değil mi? Şimdi bir tarih sorusu. Eski tanrılar hangisi demirciydi? O. Kanka. Hephaistos. Dionysos. Bilmiyorum ki. Bak. Bu abi sanatkar. Bu abi
Demirci. Bu abinin sıfata bak. Kazanan demircisi, evet evlat. Demirci şeref olarak seni seçiyor. Diğer adaylardan bir şey olmayacağı belli. Artaya sonraki bölüm. Bu ne ya? Demirci şeref olarak seni seçiyor. Diğer adaylardan bir şey olmayacağı belli. Ne istiyorsun ya? Şimdi saat mi satıyorum burada kardeşim? Bitti mi oyun? Sonraki bölüme geçerim. 5 kalbim. Tamam, bir dakika. Bir dakika. That's my boy. Bir yıl boyunca demirci için çalışıyor ve bir süre zarfında çok şey öğreniyorsun. Ben paranın köpeği olmuşum. Ben paranın köpeği. Krallığa dikmişim gözümü. Malım ben. Doğru. Demirci sana daha ciddi işler vermesini istiyorsun. Şövalye bir kılıç sipariş ediyor. Demirci bu siparişle senin ilgilenebileceğine inanıyor. Çocuk oyuncağı. Bilgine güveniyorsun ve başlamaya hazırsın. Demir kılıcı sıktın. Kılıca nasıl şekil vereceksin? Kılıcı boyuna döv. Sadece kenarlarını döv. Nasıl bir kılıç yapalım? Fatih Sultan Mehmet'in gibi yapalım mı? Yoksa ilk kullandığımız Türk silahları gibi mi olsun? Nasıl bir şey yapalım? Kılıcı boyuna döversek boyu uzar. Samuray yaparız bak. Ki bence yeterince uzun. Samuray yapalım. Ya da kenarlarını dövüp Fatih Sultan Mehmet'in kılıcından yapabiliriz. Abi ben kılıcı tamam hadi lan kenara göre. Ona kılıcı kenarına dokunuyorsun. İyi gözüküyor ha. Tuhaf hançer. Hançer bulduk beyler. Kılıcı suya sokup soğutma vakti. Nasıl yapılacağını biliyor musun? Kılıcı biraz indireceksin evlat. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü su buharlaşır. Gözüme buharlar gelir. Ve de beni kör ederse olmaz. Yavaşça. Yavaşça. Biraz biraz. Sindire. Öyle mi olmuş ya? Kaybeden eşya tuhaf hançer. Alınan eşya düşük kalite kılıç. Kılıcı hızla suya indiriyorsun. Çatlıyor ve bükülüyor. Usta elini omzuna koyuyor. Ustam vallaha. Neyse. Allah'tan kalp gitmedi. Şahesini kumaşa sarıyorsun. Sipariş hazır. Demirciye siparişi mahvettiğini söyle. Demirciye siparişin hazır olduğunu söyle. İşte şimdi yalancı mı olalım, dolancı mı olalım? Ne yapalım? Bence abi ustamın yanında doğrudan şaşmayalım ve doğruyu söyleyelim. Çünkü biz mükemmel bir şeyiz. Ve demirci bunu mahvettiğimi bilmeli. Ama beni işte atar mı? Seni lanet olası pislik, seni atıyorum. Aha! Minnettar. Arkadaşlar kalp kaybetmedik. Hala minnettar. Şu anda gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz benden? Demircilik işi iyi gidiyor. Silah, zırh, atlı ve türlü aletler için siparişler alıyorsun. Bir muhasebeci bile tuttun. Oğlum bu kadar mı zengin? Şehre gir şehre. Ama bunlara verecek param yok. Girdim şehre. Demirci 5 yıl boyunca çalışman karşılığında sana şehre giriş izni verecek. 5 yıl çalışacağım tamam. Köylüler ormana gelen yaban domuzlarını hasada dadanmalarından müzdarip. Ey evlatlar. Yay ve ok. Tam koluma layık. Birkaç gün boyunca yaban domuzu avlamakla uğraşmana rağmen karşılığında ödül yerine birkaç ısır gizi alıyorsun mu? Abi benim eğim herhalde patates. Sen köydeyken demirhanede yangın çıkıyor. Görünüşe göre demirci hala içeride. Yardım ist- Oğlum bak. Kahraman olmak istiyorum ben. Benim o iki kalp verebilir ha beyler. Bilmiyorum sallı götümden ödülüyorum. Ama ben içeri koşuyorum. Bize kimse yardım etmez. Oğlum içeri koşup uyuyan demirciyi kurtarsan ancak burnunda ciddi yanıklar oluşuyor. Ustamı
kurtaracağım diye hayatım. Bir ulak kralın fermanı getiriyor. Kraliyet ordusu tez zamanda hazır edilecek. Orduya mı katmam istiyor? Kabul. Beyler içeri girmenin tek yolu bu. Ya da 5 yıl boyunca köpek gibi çalışacağız. İçeri girmenin arkadaşlar kaleyi işten fethedeceksin. Biz içeride ölüme Valhalla'daki kişiye hazine mi götürecektik, bir şey götürecektik? Memnuniyetle kabul ediyorum. Yüzün üzerinde farklı kılıç modeli içeren bir liste alıyoruz. Abi plan yapacaksın kardeşim. Plan yapacaksın. Öyle her şeyi bir oturup her şeyi sıçıp batırırız. Sorumluluklarıma göre demirci görevleri bölüşü ve tekrar çalışmaya başlıyorsun. Teslim günü yaklaşıyor fakat henüz siparişin çeyreğini bile tamamlamadın. Abi bu adamlara işi öğret. Bunlar tekrar ben gibi profesyonel bir demirci olsun. Geç bu işleri abi. Kendimiz hallederiz. Oğlum bu usta... Çekici al. Kenarlarını döv. Tamamını indir. Tamam sorun yok. Hazır olduğunu söyle. Çuvalı kılıcı alıyor ancak kısa süre sonra bir şikayetle geri geliyor. Bundan daha kötü bir silah hiç kullanılmamış. İtibarım mahvoldu mu? Demirci kederinde sarhoş olduktan sonra çıkıp gidiyor. Sonraki sabah demircinin bu olduğunu öğreniyorsun. Demirhaneyi terk et. Bir dakika benim kafa daldı. Demirci kederinden sarhoş olduktan sonra çıkıp gidiyor. Sonraki sabah demircinin bu olduğunu öğreniyorsun. Abi buraya çeviririz. Beyler dükkan bize kaldı oğlum. Usta öldü. Kalıp çalış. Demircinin hiç akrabası yok. Demirci devralmasına karşı çıkacak kimse de yok. Beleş dükkan. Demircinin hayatı gece seni ziyareti. Ruhlar aleminden ferruh. Neye ihtiyacın var demir? Korku ettirerek hayatının ne istediğini soruyorsun. Hayal sessiz ancak bir süre sonra demircinin eşleri üzerinde süzülmeye başlıyor. Bir şeyler arayalım. Hayaletin sana baktığını hissederek çılgın gibi bir şeyler aranıyorsun. Demircinin eşyaları karıştırırken bir vasiyetname buluyorsun. İşte Stardew burada başlıyor. Demin bana bıraktığı tarla bu mektupta. Hangisini acaba? Buldum. Hayatta muhatap bulacağına dair söz veriyorsun. Oğlum herkese söz veriyoruz biz de valla. Yerlere sorduktan sonra adresi buluyorsun. İletişim kuralım mı? Neymiş? Belki yanlış bir şey veriyoruz. Belki yanlış bir şey verirsek. Verdim gittim. Demire tamam tekrar dönüyorum. İşte umurumda olmadı. Hayat ertesi sabah, ertesi gece geri dönüyor. Ona vasiyetin yerine getirdiğini söylüyorsun. Mütevazı mı davransak ya? Sonuçta yabancı değil anladın mı? Anlarsınız ya. Mütevazı. Hayat masasına doğru süzülüyor ve kayboluyor. Ruhu artık huzur içinde. İyi birine verdiğimiz sözü şükür tuttuk. Demircinin masasını kontrol ediyor ve şehre giriş izni buluyorsun. Bu YouTube'a gidiyor mu? Gitmez olur mu be? Arkadaşlar bu da like yorum atmayı unutmayın ha. Bunu söylemeyi unuttum mu bilmiyorum. Demirhaneyi terk edeyim mi? Gidelim buralardan ya. Gece burada kalıp da gidebiliriz aslında ama. Ama gece burada kalırsak daha farklı günahtan uzak durmayı başarıyorsun ha. Ertesi gün şehir kapılarına gidiyorsun.
Giriş iznimi gösteriyorum. Muhafızlar sessizce kağıt parçasına bakıyor ve girmene izin veriyor. Bu kadar basit. İçerideyiz beyler. Şehir kapısının yüksek kemerlerine geçiyorsun. Artık bir yurttaşsın. Sonraki bölüm. Ama şöyle bir şey var. Evet, 40 dakikaya devirmişiz sevgili YouTube'cum. Burası, efendim söyleyeyim sizin için. Bölüm sonu. Teşekkür ederim izleyip destek olduğunuz için. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde eğer ki isterseniz, ki ben çekerim, like ve yorum atarak bunu belirtebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. O halde sizden bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Eğer ki yüklediysem güzel like ve yoruma bakacağım ona göre. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Orta çağda hayatta kalmayı başardık. En azından 3. bölüme kadar. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Bay bay.